bilgeliğimiz deneyimlerimizden gelir ve deneyimlerimiz aptallığımızdan gelir. Neden sevmek sevilmekten daha iyidir? Bu daha garantilidir. Bildiğim az şeyi cehaletime borçluyum. Ciddiymiş gibi davranabilirsiniz ama espriliymiş gibi davranamazsınız. İyi bir evliliğin sırrı, eşinizi ilk etapta sizinle evlendiği için affetmektir. Bekar erkekler, kadınlar hakkında evli erkeklerden daha çok şey bilirler. Eğer bilmeselerdi, onlar da evlenmiş olurlardı. Bizimle aynı olmaya çalışmaktan vazgeçseler, kadınların erkeklerden üstün olduğunu seve seve kabul ederim. En saygın kadının bile gardırobunda olası bir kaçırılmaya hazır, eksiksiz bir takım elbise vardır. Biri, paranın mutluluğu satın almadığını söylüyor. Hiç şüphesiz başkalarının parasından söz ediliyor. Kadınların yaşı yoktur. Onlar ya gençtir ya da yaşlı. Genç olduklarında bizi aldatırlar. Yaşlandıklarında ise aldatılmak istemezler. Bir erkek, başka bir erkeğin onu elinden almasını istemesi ihtimaline karşı sadece çok güzel bir kadınla evlenmelidir. İdeal bir eş, size sadık kalan ancak sanki öyle değilmiş gibi çekici olmaya çalışan kişidir. Bir kadının kafasını çevirmenin en iyi yolu, ona güzel bir profili olduğunu söylemektir. Mozart dinlediğiniz zaman, arkasından gelen sessizlik hala Mozart'tır. Bir erkek, karınızı çaldığında, onu tutmasına izin vermekten daha iyi bir intikam yoktur. Benim hakkımda kötü konuşanlar, onlar hakkında ne düşündüğümü tam olarak bilselerdi, çok daha fazlasını söylerlerdi. Yolumuza çıkmadığı sürece, bir kadının erdemine hayran kalırız. Karına iyi bak, kendini boş ver, o seninle ilgilenecek. Kadınları unutulmaz kılan iki şey vardır: gözyaşları ve parfümleri.